Herkese günaydın, iyi sabahlar. Dün hafif eksilerle kapattık ki aslında haftanın ilk günü zaten kuvvetli bir artı hareket görmüştük. Şu anda da vadeli piyasaya baktığımızda görüyorsunuz yine hafif eksiler var. Tabii dünkü en önemli gelişme Trump'la Biden arasındaki konuşmaydı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Eğer seyrettiğinizse veya yorumları okudunuzsa çok düzeyli bir tartışma olduğunu söylemek mümkün değil. Netice itibariyle ülkenin başkanını soytarı olarak adlandırmak ve çok ciddi anlamda birbirlerini saygısızca tartışma ortamı var gibi gözüküyor. Zaten anketleri okuduğunuzda veya çalışmaları okuduğunuzda insanların çoktan karar verdiği anlaşılıyor. Yani bu iki tane daha bu açık oturumlardan olacak. Açık oturumlarla fikir değişmesi oranı eskiye oranla biraz daha düşük olacaktır. Bu açık oturumlardan sonra genelde zaten özel gruplar üzerinden çalışmalar yapılır. Sonuçları da alacağız önümüzdeki günlerde ama hala aslında ben Trump'ın kazanma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Şimdi açık oturum vesaire bunların yorumlarını siyasi analistlere bırakmak lazım ama dünkü veriye bir değinmek istiyorum iki noktadan dolayı. Birincisi tabii devamlı olarak daha önceki aylarda da tartıştık güven endeksi ile hane halkının piyasaya yaklaşımıyla daha doğrusu ekonomiye yaklaşımıyla S&P arasında ciddi bir ilişki vardır ki bu ilişkinin bu rallide daha önceki rallilerde olmamıştı. Bu rallide koptuğunu gördük. Dolayısıyla dün gelen aslında sert yükseliş, işte son 17 yılın en büyük yükselişi vesaire şeklinde adlandırılıyor. Önemli bir toparlanma ama dönüp baktığımızda şu uyumsuzluğu düzelten bir toparlanma değil. Şurada da görüyorsunuz. Daha da geriye gidebilirim. Herkes bunu daha önce görmüştür diye çok geriye gitmek istemiyorum. Bütün krizlerde toparlanma ve gerileme ağırlıklı olarak beraber yaşanıyor. Bu defa farklı olduğunu gördük. Hane halkının güveni yerine gelmeden endeksin yukarı gittiğini gördük. Bunlar eş zamanlı indikatörlerdir. Öncü indikatörler değildir. Ama şu bozulma şu anda güven endeksinin öncü bir indikatör olması yani hisse senedi piyasasının biraz daha satış yeme ihtimalini doğuruyor. Yine de benim söylemek istediğim, şu anda değinmek istediğim konu aslında bu değildi. Bu verinin içinde neye bakmamız lazım, bizim açımızdan ne ilginç olabilir diye. Şuradaki eyaletler bazındaki güven ilginç olabilir. Çünkü baktığınızda aslında ben işsizlik oranının ve ekonomiye yaklaşımın Trump açısından kritik olacağını düşünüyorum. Eğer Covid olayı olmasaydı Trump'ın net bir şekilde kazanacağını söylemek mümkündü. Dolayısıyla bu konulardaki toparlanma ne kadar hızlı, ne kadar belirgin olursa o kadar Trump'ın avantajının arttığını varsa tabii bir avantaj arttığını söylemek mümkün. Trump'ın kazanmasından bahsettiğimiz popüler oylama değil. Gerçi ben popüler oylamada da Trump'ın toparlayacağını düşünüyorum. Özellikle bazı, şimdi burada önümüzde Kaliforniya açık, Kaliforniya gibi eyaletlerde kazanmayacaktır seçicileri ama oy oranı artacaktır. Ama burada seçiciler kurulunu yakalaması, 2016 seçiminde olduğu gibi Trump'ın kritik, bu ihtimalinde ben çok düşük olduğu görüşünde değilim. Hala kazanabileceği görüşündeyim. Şimdi örneğin burada demokrat bir eyalete bakıyoruz. 66.8'den ki görüyorsunuz bu son ayların en düşük seviyesiymiş. 92.3'e çıkmış. Önemli bir güvende zıplama. Texas tarafı örneğin orası cumhuriyetçi bir eyalet olarak biliniyor. Daha zayıf bir toparlanma yapmış mesela. Aynı zamanda görüyorsunuz cari durum 40'tan 82'ye giderken Texas'ta 105'ten 87'ye gitmiş. İşte petrolde yaşananlar vesaire ama burada hani olayın Demokrat eyaletlerde veya Cumhuriyetçi eyaletlerde nasıl seyrettiğine bakıyoruz. Diğer bir nokta, belki daha önemlisi, swing state olarak benim yanar döner olarak adlandırdığım eyaletlerden bir tanesi, önemli eyaletlerden bir tanesi. Buraya baktığınızda 86.8'den 116.3'e çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki seçime yönelik olarak baktığınızda önemli bir
gelişme bu. Yine Pensilvanya çok kritik eyaletlerden bir tanesi. Yani döner olarak adlandırabileceklerimizden bir tanesi. Burada da virüsten sonraki en düşük seviyeye gelmiştik. 89.4. Görüyorsunuz 115 gibi bir yere çıkmış. 78.2'den 113'e çıkmış cari durum endeksi. Ohio yine önemli olacak noktalardan bir tanesi. Orası sabit kalmış. Michigan otomotiv üzerinden de bildiğiniz bir eyalet, yine kritik eyaletlerden bir tanesi olacak seçimde. Burada neredeyse kriz seviyesini yakalamış gibi gözüküyor. Güven tarafında tabii, cari durumda değil ama beklentilerin bakın yukarı gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben bunlara baktığımda, yani hem demokrat eyaletlerdeki toparlanmaya hem de buradaki toparlanmaya baktığımda ciddi anlamda Trump'ın şansı olduğunu düşünüyorum. Bu arada burada üzerinde gitmeyeceğim. Bu verilerin partiler bazındaki dağılımları da var. Ama Trump'ın şansı basında veya anketlerde görüldüğü kadar zayıf değil diye düşünüyorum. Tekrar seçimi bırakıp piyasalara gelelim. Piyasalara geldiğimizde bir başka nokta var aslında şu anda önemli olan. Pazartesi günü yukarıya doğru gitmemizin nedeni, hafta sonunda zaten paylaşmıştım, yeni destek paketi ortaya çıktı. Pazar günü paylaştığım mail bu. Burada bir ihtimal diyelim, çünkü anlaşma ihtimallerini ben zayıf görüyorum. Bir ihtimal, ciddi anlamda büyüklükte 2 trilyon üzerinde bir paket var. Bu paketin geçmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda piyasaların çok hızlı bir şekilde pozitif tepki vereceğini göreceğiz. Zaten altında, hisse senedi piyasasında vesaire toparlanmayı pazartesi günü gördük. Bunun da kaynağında bu haber vardı ama nasıl geçer kısmı soru işareti olduğu için çok da hızlı bir toparlanma veya kalıcı bir toparlanma görmüyoruz. Nitekim bugün satıcılı piyasa. Bugünkü verilerde ADP elbette önemli olacak ama ADP ile olan bağı kesildiği için çok da kritik değildir. GDP tarafına bakmayalım çünkü eskimiş bir resim. 3. çeyrekte GDP muhtemelen %32-35 bandında bir artış gösterecek. Dolayısıyla veriler kritik ama benim takip ettiğim veya piyasayı gerçek anlamda oynatabilecek veriler aslında değil. ADP yine biraz daha öne çıkacaktır. Çin tarafına hemen kısaca bakalım. Bunun detaylarını mailde yazacağım. Görüyorsunuz ayakta durmaya devam ediyor. Çin'de imalat tarafı yine baktığımızda imalat dışı tarafta da hızlı bir toparlanma yaşandığını görüyoruz. Bunlar tabii ki kritik. Küçük şirketler açısından da işlerin toparlandığı anlaşılıyor. Yani imalat özelinde baktığımızda Çin arz taraflı yükselen bir bölge. Talep taraflı değil. Buradaki tüketim tarafına baktığınızda zayıf ama imalatta hızlı bir toparlanma var. Daha önce söylemiştim, tekrar söylüyorum. Şurada gördüğünüz, yani 51.5'teyiz. Eski seviyelere geldik düşüncesi imalatın kriz öncesi noktasından geldiği anlamına gelmiyor. Çünkü 35'lere kadar düştükten sonra orada zaten ciddi bir daralma içine giriyorsunuz. O daralmadan çıkmak için 60'larda rakamlar görmemiz lazım. Bu olmuyor. Dolayısıyla evet bir toparlanma var ama Çin'de kendi eski haline geldi demek çok doğru olmaz. Şuradaki kalem önemli. Bakın perakende satışlar tarafında çok zayıf bir toparlanma içinde Çin. Bunun aynısını Amerika özelinde bakarsanız kriz tepesinin üzerine çıkmış durumda. Dolayısıyla Çin arz taraflı, arzı destekleyerek büyümeye çalışıyor. Amerika tarafı talebi destekleyerek büyümeye çalışıyor deyip burada kısa kesebiliriz. Şimdi Euro tarafına gelirsek, Euro tarafında hala yüksek diyebileceğimiz oranda bir long pozisyon var. Dahası yine hafta sonunda paylaştığım dolar, genel olarak baktığınızda dolar shortlar da tarihi zirvede değil ama yüksek seviyelerde. Dolayısıyla burada hala 1.19'u kırdıracak hareketin geleceğini düşünmüyorum. Ama bu yükseliş önemli bir yükselişti. Tekrar 1.17'lerin üzerine çıkmamız elbette ki önemli. Agresif davranıyorsanız ufak miktarlarda alınabilir diye düşünüyorum. Aslında dünkü açık oturum bize
iki adayın, iki partinin yaklaşımının nasıl olacağını seçimden sonra da gösterdi. Seçim 4 Kasım'da bitmeyecek diye düşünüyorum. Zaten her ne kadar iptal olması muhtemel olsa da bazı eyaletlerde posta yoluyla seçim 4 Kasım'dan sonra da devam ediyor olacak. Dolayısıyla onun getirdiği bir karışıklık olabilir ama bütün bunların ötesinde her iki partide de %20'lere yaklaşan miktarda insanın seçim sonucunun istedikleri sonucu olmadığı takdirde kabul etmeyeceklerine dair bir yaklaşım var. Dolayısıyla Biden'ın çok açık ara kazanması senaryosu dışında kim kazanırsa kazansın karakolda bitecek bir seçimle karşı karşıya kalacağız gibi geliyor bana. Bunun dolar üzerinde negatif etkileri olabilir ama pozisyonlanma hala çok dolu. Dolayısıyla 1.19'un kalıcı kırılma ihtimalinin hala zayıf olduğunu düşünüyorum. Şu kapanış yani 1.17 onun üzerinde bir kapanış marjinal olarak euro pozitif bir kapanış diyebiliriz. Altın kısmına gelelim. Altın tarafı işte pazar günü o paylaştığım pakette görüşmelerin başladığı haberini dün ve önceki gün pozitif olarak karşıladı. Yukarıya doğru da bir toparlanma yapıyor. Az önce gösterdiğim pariteye oranla baktığımızda yani şuradaki 1900'leri seviyelerin üzerine atması gerekir ki biraz daha kuvvetlendiğini söyleyebilelim. Şu anda hala problematik seviyelerdeyiz. Altın ETF'lerini şurada pardon takip edersek çok fazla çıkış olmadığını zaten konuşmuştuk. Görüyorsunuz zirve seviyelerde bulunuyor. Asıl önemli olan gümüş çünkü bir toparlanma olacaksa gümüşün önderliğinde olması lazım. Buradaki pozitif diyebileceğimiz gelişme 23.20'nin üzerine çıkmış olmamız. Bu ilk önemli seviyelerden bir tanesiydi. Şimdi hatırlarsanız çeyrek bazda tartıştığımızda bunu çünkü şunu hemen çeyreğe çevireyim. Çeyreğin sonuna geldik neredeyse. Dolayısıyla çeyreklik tablolara da arada bakmak lazım diye düşünüyorum. Çeyrek bazda baktığımızda şu biraz sıkıştıralım daha uzun vadeli olarak görelim. Şu seviyelerin kritik olacağını tartışmıştık. Bu seviyelere doğru bir geri çekilme zaten yaşandı. Dolayısıyla tam olarak tabii bu seviyeyi görmedi ama buraya doğru bir geri çekilme yaşandı. Şimdi burada düzeltme bitti mi gümüşte? Aslında sorumuzun olması gereken şeyi bu. Düzeltme bitti mi? Bittiğine dair bazı işaretler var. Tamamen 21-30'lara gelmedik ama bu seviyelerde stresinin çıktığını söylemek mümkün. 23-20'nin üzerinde kaldığımız sürece pozitif bir noktadayız. Burada tekrar söylüyorum asıl problem her ikisi açısından da enflasyon beklentileri. Yani enflasyon beklentilerinde bir yukarı hareket yaşanması gerekiyor ki tekrar 2000 dolarları veya 30 dolarları hak edecek şekilde bir altın yükselişinden, gümüş yükselişinden bahsedelim. Şu andaki seviyeler iyi seviyeler. 23-20'nin üzerine çıkmamız olumlu. Ufak pozisyonlar açılabilir diye düşünüyorum. Ama düzeltme tamamen bitti. Yukarıya doğru gidiyoruz demek için bence erken. Dolayısıyla alım pozisyonlarının çok agresif olmaması gerektiğini düşünüyorum. Altın gümüş oranında kaliteli bir yerde. Şimdi dün paylaşmıştım ama tekrar bu tabloyu paylaşmak istiyorum. İlginç olan platinyum tarafındaki örneğin fona geldiğimizdeki görüntü. Çünkü az önce altını paylaştım, daha önce gümüşü de paylaşıyordum. Burada bakın platinyum fonunda Mayıs dibinden bu yana çok ciddi bir alım var. Tabii bu alımlar aslında otomotiv sektörünün talebi gibi endüstriyel alımlar değil. Bu alımlar değerli metal veya başka bir mantıkla ucuz kaldı vesaire gibi bir mantıkla gelen alımlar. Ama ilginç görüyorum ben. Çünkü diğer piyasalarda yani altında, gümüşte metalin kendisi buna sert tepki verirken son dönemde yani aşağı yukarı Ağustos'tan bu yana platinyum tarafında bir düşüş görüyoruz. Ama fona ciddi anlamda bir
giriş olduğu görülüyor. Tabii şunu biraz geriye alalım. Bu tarafta da aslında daha uzun vadeli baktığınızda da çok çarpıcı bir görüntü var. Çünkü fonun ortaya çıktığı ve platinyum tarafında zirveyi gördüğümüz 2008'den bu yana çok muazzam alımlar girmiş. Buradaki denklemi daha önce konuşmuştum. Otomotiv dizel tarafının getirdiği bir problem var. Dolayısıyla burada bu kadar ciddi giriş olmuş, nasıl bu kadar düşmüş demek talebin sadece bir tarafına bakmak olur. Böyle bir şey analiz tabii ki doğru değil. Ama yine de son dönemde yaşanan bu giriş, platinyumdaki uyumsuzluk altına oranla, her zaman söylüyorum platinyum endüstriyel bir metal olarak ucuz değil ama altına oranla değerli metal olarak değerlendirirseniz ucuz. Bunları göz önünde bulundurarak takip etmekte fayda var. Ama 1035 aşılmadığı sürece hadi koşup alalım demek de doğru olmayacaktır. Eğer biraz daha güvenli bir alım fırsatı bekliyorsanız. Petrol tarafı benim açımdan enflasyon beklentileri için kritik şu anda. Çünkü diğer bütün gelişmeler buna bağlı olacaktır. Yani altındaki yükselişin temelinde de petrolü, daha doğrusu enflasyon beklentileri söz konusu. 200 günlük ortalamayı aşamıyor. Dolayısıyla biraz daha baskı altında kalacak gibi gözüküyor. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerginlik petrol fiyatlarını henüz vurmuş değil veya etkilemiş değil ama gerginliğin büyümesi durumunda petrol fiyatlarında da sert bir yükseliş görebiliriz. Buradaki 200 günlük ortalama bence stop olarak da görülmesi lazım diye düşünüyorum. Bu arada az önce paylaşmadım ama daha önce konuşmuştuk bunu. Özellikle altında uzun vade baktığınızda, yani sadece uzun vadeden kastım aslında Mart değil, ondan önceki vadelerde de bazı gelişmeler görüyoruz. Ama şu görüntü, 3000'lerdeki örneğin bu kadar 18.500 tane call söz konusu olması, bakın bu tarafta neredeyse open interest yok gibi gözüküyor. İnsanların veya belirli bir kesimin, eğer biz dünya savaşı falan beklemiyorlarsa, belirli bir kesimin en azından seçim sonucuyla ilgili kaotik bir beklentiyi satın aldığını düşündürüyor bana. Çünkü yüksek seviyelerde önemli call miktarları var. Bunlar 2800'de görüyorsunuz, 2600'de görüyorsunuz. Bunlar bir beklenti, hayali bir pozisyon da olabilir elbette. Ya çıkarsa tarzında ucuz bulup alınmış da olabilir ama hani 3000'de aralıkta 3000 seviyesinde 13000 kontrat olması, Mart'ta 13000 kontrat olması ilginç. Ya çok muazzam bir savaş bekliyorsunuz. Enflasyonun 3000 seviyesine gelecek kadar patlamasını ben mümkün görmüyorum. Veya ciddi kaotik bir ortam bekliyor olmanız lazım Amerikan seçimlerinde. Tekrar geriye dönelim. Petrol tarafının enflasyon yaratmadığından bahsediyorduk. Nitekim 10 yıllıklarında hala sabit gittiğini görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Birincisi, net bir enflasyon fiyatlaması söz konusu değil. İkincisi de hala aslında o işte risk pariteti vesaireyi konuşuyorduk. 10 yıllıklarda bir koruma kalkanı aslında yok. Şimdi burada enteresan bir noktaya değinmek istiyorum. Çünkü çok konuşmak zorunda kaldığım bir konu oluyor genelde. Şimdi 2000'li yıllarda baktığınızda bakın %6'lar civarında bir 10 yıllık getiri var. Şimdi S&P'nin bakın 12 aylık trailing tabii bu temettü getirisi 1.8. Şimdi burada şunun önemli olduğunu görmek lazım diye düşünüyoruz. İşte endeks neden gidiyor? Bunu ben işte Kaleşki denklemiyle açıklamaya çalışıyorum. Yeşil ekonomiye geçişle açıklamaya çalışıyorum. Tabii ki genelde de dönüp dolaşıp iş işte Fed çünkü para basıyor geliyor. Şimdi 2000 yılındaki balonda temettü getirisine bakın. Sonra onu az önce gösterdiğim %6 ile karşılaştırın.
çok ciddi anlamda bir aslında pahalı olduğunu en basit metriklerle baktığınızda 2000 yılında görebiliyordunuz. Dolayısıyla o dönemdeki veya 2008'de bile baktığınızda 10 yıllıkların alternatif getirisi çok daha yüksekti. Yani alternatif piyasa size aslında bak pahalı alıyorsun ben daha ucuzum diyordu. Şu anda 0.64'te bir 10 yıllık var. 12 aylık temettü getirisi bundan çok daha yüksek. Dolayısıyla işte zaten buna TINA diyorlar, there is no alternatif şeklinde. Bu tarafta bir Fed alımı veya sadece kamu harcaması değil, değerlemeler arası, yani görece baktığınızda değerlemeler arasında da bir problem var. Bono piyasası hiçbir şekilde ucuz değil. Daha pahalılaşabilir mi? Pahalılaşabilir, bilmiyorum. Ama Fed aldığı için falan yükselmiyor bu piyasa. Değerlemeler arasında da bir problem var. Bu problem nasıl bitecek? Daha sonra detaylı bir rapor hazırlayacağım. Hane halkının serveti üzerinden gittiğimizde o hani paylaştığım görüntü vardı ya, ekonomiden ne kadar kopuyor. Orada detaylı bilgileri aslında görebiliyoruz. Çok ilginç bir görüntü oluşmaya başladı. Neyse çok uzadı. Bitcoin tarafı hala yatay seyrini sürdürüyor. Yani dünya birbirine girmiş durumda. Biz 10.750'deyiz. Altın ve S&P yukarıya hareketini sürdürebilirse, ki tekrar söylüyorum yani bu paketin geçme ihtimali hala zayıf ama gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor. Altına ve S&P'ye olan korelasyon nedeniyle Bitcoin de hızlı bir şekilde toparlanacaktır. Şu an için söyleyecek yeni bir şey yok. Ethereum tarafında Layer 2 çalışmalar devam ediyor. İyi haberler geliyor aslında. İsterseniz 50 günlük ortalama aşılmadan hareket etmeyelim. Daha long term bakanlar açısından ben ufak ufak toplamaya devam ediyorum. Herkese iyi bir seans diliyorum. Görüşmek üzere.